Canım benim. İşte şimdi gerçek bir ev gibi oldu. Benden bir şey var çünkü. Kardeşim var. Çay yapayım mı sana? Yok bırak çayı şimdi abla. Gel otur konuşalım. Gel. Şimdi sen bu ev yani... Ne alakaya? Başka bir ev mi kalmadı? Niye buraya taşındın sen? İşte son günlerin popüler sorusu. Ben daha iyisini de duydum. Ne? Ya abla Allah aşkına. Ya bu ev hiç senin kafana göre falan değil yani. Ya plazada yaşamak ve sen. Ve tabii yan komşun. Ne oluyor abla? Niye geldin sen buraya? Ya ben kendimle nasıl mücadele ediyorum? Haberin var mı senin? Ben aşık oldum. Olmamam gereken birine. Değil ya aşık olmak, yan gözle bile bakmamam gereken birine. Ama işte o birine ben aşık oldum. Sana o soruyu sorarken kendime neler soruyorum, senin haberin var mı? Kendi aklım yetmiyor. Aklım da kalbim de bu çılgınlığı açıklamaya yetmiyor. Sizi her birlikte gördüğümde kaç kere kendimi o senin abin, abin o senin diyorum, haberin var mı senin? Ama korkma anne, kardeşim üzülmeyecek. Ben onu üzmeyeceğim. Bir yolunu bulacağım. Her zaman bulduğum gibi. Ben Hazan'a aşık değilim. Anladın mı beni? Ben o kıza aşık falan değilim. Şimdi ben sana soruyorum. Aldın mı cevabını? Abim. Cevabını verdim diyorsa... Evet. Aldım. Sanki iradem, aklım, mantığım bir kenara çekiliyor. Sadece o ve ben kalıyorum. Kim olduğunu unutmuş gibi, böyle yasak olduğunu unutmuş gibi. O an sadece, sadece o ve ben. O ve ben. Aşk bu mu anne? Ben o sana aşık değilim. Ben Hasan'a 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 aşık karşı bir şeyler hissetmekle suçladı. İnanabiliyor musun? Aklın alıyor mu bu hakareti? Ve sen de cevap olarak buraya mı taşındın abla? Ya sen gerçekten tam olarak bana her şeyi anlattığına emin misin? Yani hayır, durduk yere bu kadar ağır bir suçlama, bilmiyorum, altında bir şey olmalı bunun. Ya tamam, sordun. Anlatabildiğim kadarını anlattım. Ya buraya bunun için mi geldin Nece abla aşkına ya? Ha, anlatamadıkların da var yani. Peki bu anlatamadıkların Yağız'la mı ilgili abla? Ya yok. O kadar delirmedi daha. Hepsi benimle ilgili. Yağız'la ilgili hiçbir şey yok. Emin misin?
Ne demek emin misin ya? Bana diyor kızım, bana. Yağız'la ilgili hiçbir şey yok, bana diyor. Yani niyeti bozuk, bak kardeşiyle olmadı, bir de abisiyle deneyeyim diyen benim. Güya seviyor beni değil mi? Güya barışmaya çalışıyor işte. İnsan sevdiğine bunu yapar mı ya? İnsan sevdiğini abisine yakıştırır mı? Ama salaklık bende. İlk hakaretinde ağzını açmazsan, öyle her gördüğünde acını, öfkeni unutup eriyip gidersen karşısında. Abla. Ya Sinan'la size ne oldu? Ya ben kendi dertlerimle debelenirken seni tamamen gözden kaçırmışım. Ya sen resmen Sinan'a arkana dönmüşsün, Yağız'a yüzünü. Hayır, ne oldu da Sinan'la bu hale gelip, yani otel odasında sana hayatın en kötü gecesini yaşatan adamı komşu oluyorsun sen? Ece, üstüme gelerek bana iyilik yapmıyorsun, tamam mı? Daha kötü ve daha zavallı hissetmemi sağlıyorsun. Ya ben o otel odasını konuşmak istemiyorum. Beni abisiyle suçlayabilmesinin o otel odasındaki hakaretlerden hiçbir farkı yok benim için. Ya bu kadar ağır yani. Sen gelmeden önce ben o ikisini... Ece, bırak artık şu ikisini. Ne olur ya, bak konuşmayalım lütfen. Gururum kırılıyor, kalbim kırılıyor, anlıyor musun? Abla. Ya Ece lütfen. Lütfen yalvarıyorum bak. Tamam peki. Sen bir şey anlatana kadar ben sana bir şey sormayacağım. Tamam, sorma. Tamam mı? Ben buraya aslında seninle başka bir şey konuşmak için geldim. Annemle ilgili. Ne yaptı yine? Biz annemi evden kovduk abla. O yılanın kuyruğunda bir hal vardı. Bir bildiği vardı onun, bir bildiği vardı. Yasemin Hanım'ın selamı var. Hadi bakalım Gülten Hanım. Ben senin ağzındaki o baklayı çıkarmasını bilmez miyim? Hadi bakalım. Egemenler Grubu. Buyurun. İyi günler Selin Hanım. Selin Hanım'ın haline bak. Betül hediye doğruymuş demek. Gördünüz mü kıyafetini? İki defa mı? Pazardan gelmişiz. Saçlarını yapıp hesabını vereceksin. Bu bakışların bile hesabını vereceksin Ece Hanım. Kusura bakma baba. Hemen geleceğim dedim ama otobüse gelince biraz uzun sürdü. Çok fazla vaktim yok. Toplantıya gireceğim. Ne söyleyeceksen hemen söyle. Tamam. Ben zaten senin fazla zamanı almayacağım. Üç kelime söyleyip gideceğim. Karına sahip çık baba. Terbiyesiz. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ben ağzından çıkanların gayet farkındayım. Ama sen gözün önünde olan bitenin farkında bile değilsin. Senin karın benim kocamın peşinde. Susuyorsun ama içinden geçenleri biliyorum ben. Bu kadar da olmaz diyorsun. Ne olursa olsun o bizim annemiz diyorsun. Abla, inan bana, ben de aynı şeyleri söylüyorum. Onun arkasını dönüp gitmesini izlerken de aynı şeyleri defalarca söyledim kendime. Bir yanım kolundan tutup aldın mı dersini? Yetti mi Fazilet Hanım? Hadi gel şimdi kızını koynuna demek istedi. Ama olmuyor abla. Yani yapamıyorum. Bana yaptıkları, bana yaşattıkları, aramızı öyle bir duvar ördü ki. O arkasını dönüp gitmesini izlerken bile ona... O duvarı kırıp da ben ona dur diyemedim ya. Nerede?
Nerede kalıyor şimdi? Binnaz abla da mı? Kerim abla da mı? Nerede? Eski evde. Bizim yanmış evimizde. Abla, ya bak ben ona gittim, tamam mı? İstediği yerde ben ona ev teklif ettim, para götürdüm. Ama yüzüme fırlattı benim. Ben ölsem de koksam da burada kalacağım dedi. Sırf bana daha fazla acı çektirmek Ece. İçin. Ece. Ben anneme teslim olmayacağım abla. Kendimi bir kez kurtardım ondan. Beni bir daha ele geçirmesine izin vermeyeceğim. Neyse abla, ben gideyim. Konuşmak istersen ararsın. Hizmetçisi bile olan bitenin farkında. Gecenin bir yarısı benim kocam sizin evin önünde. Neden? Çünkü senin karın benim kocama mesaj attı. Senin karın benim kocama. Ha, ya da ben şöyle söyleyeyim. Kayınvalide damadıyla gizli gizli buluşuyor. Dışarı! Ben sana bu kadar şey söylüyorum. Senin tek söyleyeceğin şey bu mu ya? Sana diyorum ki senin karın benim kocamın peşinde ya. Gözlerini aç artık. Sen beni hala kovmaya çalışıyorsun. Dışarı! Beni daha fazla çileden çıkartma. Hadi defol! Defol! Seni buradan attırmadan çık dışarı diyorum sana. Çık! Çık! Ne oluyor seni? Bırak abi ya. Ne demek bırak abi ya? Bir şişirsen. Maşallah, elin kolun torba dolu. Kısa günün kârı çok olmuş. Nereden çıktın sen? Ne dolanıyorsun burada? Dilinde bir karış dışarı çıkmış. Ha? O çatal dilin arşı aleme doğru gidiyor maşallah. O engereğin kuyruğundan giderken. Her şey olması gerektiğine varınca öyle oldu. Ben sanki senin kiminle nereye varacağını bilmiyorum. Suç ortağısın sen de, her şeyi biliyordun. Terbiyesiz. Sen Yasemin Hanım'a iftira atmaya utanmıyor musun? Ay, hanımmış. Ben o engereğin oyununu bir bozayım bakayım. O zaman sen hanım kimmiş görürsün. Alo. Yarım saate yanındayım. Fotoğrafları görmek için sabırsızlanıyorum. Tamam. Yasemin Hanım ipini çekti senin. Hiçbir şey ispat edemezsin. Bu yalıyı da anca rüyanda görürsün. Diyorsun yani güllü gülten. Şu mercimekten hallice beyninle takıldın gittin o engereğin kuyruğuna. Anam, sen benimle aşık atacağını mı zannediyorsun? Aa, ha? Kimleri görüyorum ya? Maşallah maşallah, iyi eğitmişsin. Böyle kaş göz edince çok iyi anlıyor. Söz dinliyor mu bari? Kıyamam. Senin kafa iyice yanmış Fazilet Hanım. Ben sana kıyacağım ama senin şu oynadığın oyunu bir çıkarayım ortaya. Foyan bir çıksın ortaya, bak nasıl kıyıyorum sana. Eğer neden bahsettiğini anlayabiliyor olsaydım keyifli bir sohbet olabilirdi ama anlamıyorum. Yani şöyle yapalım. Ben sana yalının etrafında keyifli dört dönmeler dileyim. Böyle bir aşağı bir yukarı yürürsün sen, değil mi? Bana bak Yasemin.
Senin foyanı ortaya çıkarayım. O zaman şu yalının etrafında kim dört dönüyormuş görürsün sen. Kim içeride, kim dışarıda anlarsın o zaman. Öptüm ki bay. Üf, git kim öpüyorsan öp beni öpme. Kafasız Gülten. Leylek bacak. Bir de öpücük atıyor. Ece, sen ne yapıyorsun bu saatte burada, bu halde böyle? Hazım Bey, benim sizinle konuşmam gereken şeyler var. Ece, senin bu saatte burada bu halde olman uygun değil. Selin. Artık benimle konuşur musun lütfen? Ne oldu içeride babamla? Bir şey oldu yok abi. Ben alıştım artık babama. Kızım beni sinirlendirme. Ne oldu babanla diyorum ya? Mevzu ne, kocan mı? Kocamla ilgili hiçbir sorun yok. Para. Para istiyorsun değil mi? Beni görünce direkt aklına para geliyor değil mi abi? Ben ve parasızlık çünkü. Benim o gece kondum ailesine neler çektiğimi biliyor musun sen? Ben günde 3 kere banyo yapıyorum şu kafamdaki rutubet kokusunu atmak için. Yani ne diyeyim ki ben sana şimdi? Her şey geçecekti abi. Her şey eskisi gibi olacaktı. Yine aynı olacaktı. İzin veriyor musun buna gerçekten? Hı? Eskisi gibi olsun istiyorsun. Ama bunun için bir şey yapmıyorsun Selin. Ya sen benim şu halime baksana ya. Ya şu pazar mallarını görmüyor musun abi? Ben kuaföre gidemiyorum şu ellerime bak. Ben şirkete girdiğimde bana nasıl baktıklarını gördün mü sen? Ya senin kardeşine acıdılar abi. Hazım Egemen'in kızına acıdılar. Selin Egemen'in. Tabii bütün bunlar artık Selin Egemen olmadığın için olabilir mi Selin? Selin... Neydi o senin kocan olacak herifin soyadı? Anladım ben seni abi. Doğru söylüyorsun. Ben artık Selin Egemen değilim. Galiba senin kardeşin de değilim. Tamam, dur. Dur sakin. Bu ilk ve son olacak. Kocam ve ailesi yesin diye değil, sana. Çok güzel. Harikasın sen. Aferin. Şimdi seni çağırdığımda ne yapacağını biliyorsun değil mi? Güzel. Güzel. Teklif ettim, para götürdüm ama yüzüme fırlattı beni. Ben ölsem de koksam da burada kalacağım dedi.
Kerime, engereğin kuyruğunu buldum. Gülten. Tuttum artık o kuyruğu, bir daha da bırakmam. Ispatlayana kadar peşindeyim. O nasıl olacak ki? Nasıl olacak? Allah Allah, bana mı soruyorsun nasıl olacağını? Ben oturduğum yerde, mahallede nasıl halledeceğim bunu? O cadı kazanın içinde yaşayan sensin, yalıda yaşayan sensin. Sen araştıracaksın, bulacaksın. Çalıştır biraz kafayı, kelime çalıştır. Neyi Allah aşkına, neyi araştıracak? Bak hala neyi diyor ya? Elinin körünü. Tövbe tövbe, konuşturma beni şimdi. O tabloyu nereden almış bunlar? Bir araştır bakalım, hangi dükkandan? Ya Fazilet, iyi de ben nasıl... Nasıl, nasıl? Nasılsa nasıl, öğreneceksin işte nasılını. Allah Allah. Bana bak Kerime, o yalıda sırtını yaslayıp eğer beni bu akbabalara yedirirsen, bak sana yemin ederim ben de seni yediririm. Unutma bunu. Nasılmış? Allah'ın Kerimesi. Zaten biz de buna şaşırıyoruz ya. Nasıl yandı? Bak, senin o kokuyu almamış olman, o benzin bidonunu görmemen imkansız. Vay be Fazilet Hanım. Yine bu fakirhane ha? Eski fakirhane oldu bana çilehane. Almıştın yılların intikamını. Hatırladın mı? Gözünü bile kırpmadan cayır cayır yakmıştın. Bilmezsin sen. Senin yaşın yetmez. Biz bu dört duvarla çok yaktık birbirimizin canını çok. Ama ben aldım onun gönlünü, merak etme. Bak, çiçek gibi yaptım. Neyse, bir hoş geldin diyemedim sana. Hoş geldin. Almışsın haberi. Hayırdır? Sana doğduğun güne lanet ettiren ananın kapısına niye geldin? Hı? Doğurmuşsun bir kere. Annemsin. İkimizin de yapabileceği bir şey yok. Öbür doğurduğum öyle demiyor ama.
Bak yaptı yapacağını anasına. Sen de yapmışsın yine yapacağını. Layığını buldun diyorsun yani ha? Değdi mi diyorum ya? Değdi mi? O yalının kapısını açmak için kızını kurban ettiğine değdi mi? Ha? Tuttun kızın elinden, açtırdın kapıyı. Ne oldu? Yine aynı kapıyı kızın kapattı suratına. Hadi söylesene. Ne alabildin yanına? Hani nerede hırsların? Kızlarından daha çok sarıldığın hırsların nerede? Hani hayallerin? Hep paraya çıkan hayallerin nerede? Kavuşmuştun ya. Küçücük kızının gözyaşlarıyla kavuştuğun hayallerin nerede? Alamadın mı onları yanına? Bir lokma, bir hırka yeter demiştim sana. Yetinemedin. Şimdi istesen de yetinemez. Çünkü o yalıdan sana ne kaldı bilmiyorum ama senin o küçücük kızın o yalıda kaldı. O küçücük kızın sana değil yalıya kaldı. Kazanmak sana yemin ederim. İlk defa ben bir şey yapmadım kızım. Yemin ederim yapmadım hiçbir şey. Yapmadım diyorum sana ya. Senin ne yaptığını söyleyeyim. Ona da bana yaptığını yaptın. Sonunda başardın. Bak, kardeşimi de annesiz bıraktın. Buraya seninle hesaplaşmaya, yaptığını beğendin mi demeye gelmemiştim. Ben buraya anneme gelmiştim. Her şeye rağmen anne dediğime gelmiştim. Ben annemi götürmeye gelmiştim. Benim... Bana anne dediği için doğduğu güne lanet okuyan kızımdan hiçbir beklentim yok. Hiç. Hiçbir şeye mecbur değilsin. Hadi. Hadi yolun açık olsun hadi. Ama sen hep aynı şeyi yapıyorsun işte. Sen bize hep bunu yapıyorsun. Çocuklarının kalbinden geçeni zorla değiştiriyorsun. Aramıza böyle duvarlar örüyorsun. Anne biz o duvarların altında kalıyoruz. Senin her bir tuğlasını kızlarının gözyaşlarıyla ördüğün duvarın altında kalıyoruz tıpkı böyle. Evlatsınız siz. O duvarların arkasına saklanırsınız. Ben sizi o duvarların arkasından bile severim. Anayım ben de ana. Karına sahip çık baba. Benim kocamın peşinde.
Ece! Hoş geldin. Sen dün gece o serseriyle mi beraberdin? Bana cevap ver! Nermin işinin başına! Ece, ben sana bir soru soruyorum. Cevap ver bana. Kazım Bey, lütfen burada böyle konuşmasak. Sen dün gece pijamayla o serseriyle mi görüşmeden geliyordun? Ben dün gece... Ece, benim gözlerime bakarak konuş benimle. Kazım Bey, biz bir şey mi konuşsak, bir yalnız mı konuşsak bir? Ben alacağım cevabı aldım. Yeter. 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 Anlamadım ben bir şey. Ben bir şey anlamadım. Ne oldu ya? Tamam. Tamam, sakin ol. Ya, telefona baktı. Ben cevabımı aldım dedi. Ne gördü o telefonunu? Ne oldu ya Asya? Ben bir şey anlamadım. Tamam. Şansını zorlama. Biraz sakin etsin. Çok sinirleştim. Bırak. Alo Erdal. Ece. Ama bak, böyle odana kapanarak olmaz. Eğer kocandan çekiniyorsan hala dönmedi. Eğer konuşmak istersen ben buralardayım. Lan Zevcan'ı de pot kırdık desene be. Oğlum kusura bakma be. Ya yok kardeşim, ne kusuru? Benim sana söylemem lazımdı da işte kafa kafa değil ki. Neyse. E'si ben eve kaçayım kardeşim. Ondan sonra akşam yemeğine geç kalıyorum. Annem bir tondurdur yapıyor. Çekemem yani. Yasin, oğlum adamı uyuz etmesene. Madem ben de değildim, neredeydin dün gece? Ne oluyor lan? Bunlar bize geliyor lan. Allah'ım lan. Vallahi lan. Yasin sen misin? He, buyur. Hayırdır birader? Hayırdır? Şş, ne oluyor lan? Ne bu samimiyet? Bir dakika, ne oluyor? Ne? Bu samimiyet ne? Ben anlamadım şimdi. Azim Bey seni bekliyor. Lan böyle davet mi olur? Bir dakika. Davet varsa icabet etmesini biliriz de siz şu ön patilerinizi bir çekin bakayım. Çek. Tamam Oğuz, ben arayacağım. Lan nereye? Dur. Arayacağım. Oğlum, manyak. Bıraksan. Yasin. Ne oluyor lan? Vallahi kapatmış seninki odasına kendisine. Bir halt yemiş belli. Kocası da kızmış tabii. Ne halt yemiş Kerime? Benim kızım ne halt yemiş? Sen bana şunu doğru dürüst niye anlatmıyorsun ya? Vallahi ben mutfaktakilerin yalancısıyım. Damadıyla buluşmuş diyorlar. Ne? Kızım eline çabuk ol biraz be. Kocan gelecek, daha çorbayı ısıtmadın ya. Uyuşuk. Ama ben gerçekten artık dayanamıyorum. Nerede o namussuz şerefsiz? Ne oluyor ya? Sesin kısılsın müsibet karı. Aç. Nerede o şerefsiz? O şerefsiz nerede? Bana bak, ağzını topla fazilet. Toplamazsam ne olur? Sen kime söylüyorsun bunu? Kime mi? Senin kocana.
Evli barklı kadının peşine düşen senin kocana söylüyorum. Ben senin o ağzını çart diye ayırırım Fazil'i. Selin, babanı ara. Selin, hemen babanı ara. Ne, baban mı gelmiş? Ne diyorsun sen? Baban Yasin'i aldırttı. Seni buradan aldırttığı gibi Yasin'i de aldırttı. Çabuk babanı ara. Ne aldırtması oğlum? Olacak. Ay. Buydu işte, ne olacak? Ay. Olmaz. Olmaz öyle şey. Olur, niye olmasın? Karısının peşine düşerse olur tabii. Aradığınız kişiye şu anda ulaşamadım. Kapalı. Babamın telefonu kapalı. Ay ne olur babam çocuğuma bir şey yapmasın. Yapmaz. Benim babam hiçbir şey yapmaz. Zaten böyle bir şey olması imkansız. Ben gidiyorum. Oğlun şimdi yaş tahtaya bastı Şükrü'ye. Görsün bakalım evli bir kadına musallat olmak ne demekmiş. Eğer oğlumun kılına zarar gelsin Fazilet. Acaba senin o kızın evli kalabiliyor mu bakalım? Ben Hazan'a aşık değilim. Anladın mı beni? Ben o kıza aşık falan değilim. Şimdi ben sana soruyorum. Aldın mı cevabı? Sana bir şey söyledi mi? Öyle sokaklarda yatmaya devam mı edecek? Evet. Sen burada kaldığın sürece o sokaklarda yatmaya devam edecek. Düşündüm de, ben madem cevabımı aldım, ben bu gece abimde kalayım dedim. Hoş bulduk o zaman. Hadi geç. Şimdi sakin ol. Yasin'i yalıya götürdü. İkisini de yüzleştirecek. Biraz hızlı gidebilir miyiz? Ece gelmiyor mu? Yok, gelmeyecekler. Siz ister misiniz Yasemin Hanım? Afiyet olsun. Sağ ol. Uzun zamandır bu evde baş başa yemek yememiştik. Ya fazlalıklar gidince güzel oldu ama evimiz. Ben seviyorum yalımızı. Kavga mı etti bunlar? Hanımefendi odasından çıkmıyor, babam ortalıklarda yok falan.
Vallahi hanımefendiyi bilemem ama baban inşallah inzivaya çekilmemiştir yine. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar dinleyin. Şantiyeden arıyorlar. Efendim? Bir aç kapıyı. Yasin nerede? Yasin mi? Selin. Yasemin, babam nerede? O kadın nerede? Odasında. Karısı. Yine yaptı yapacağını, şimdi keyif yapıyor değil mi? Kapıyı aç. Ne oluyor ya? Sana kapıyı aç Selin. Selin lan. Selin. Ne oluyor? Ne diyorsun sen be? Bir daha söyle. Kocan nerede? Ne bileyim ben senin kocan nerede? Ne diyorsun ya? Selin ne oluyor? Cici annemiz kocamın peşinde olduğu için babam kocamı kaçırdı. Ne? Yok artık. Bana bak. Eğer kocamın yerini biliyor ve söylemiyorsan. Bilmiyorum dedim ya. Şantiye. Ne? Demin şantiyeden aradılar. Babam herkese göndermiş, şantiyeyi boşaltmış. Ne demek şantiyede ya? Hadi ne bakıyorsunuz, gidelim şantiye. Nerede bu şantiye ya? Bu sefer beni bile şaşırttın Asım Bey. Bana dönmeyecek olmasından daha kötüsü ne biliyor musun? Ona dön diyememek. İçimde büyük bir çığlık var. Susturamıyorum. Ağzımdan çıkan cümleler, aklımdaki şüpheler. Hiçbiri umurumda değil. Tekrar tut ellerimi, dön bana diye bağırıyor ama onu tekrar görünce, yüzüne tekrar bakınca o yalvaran çığlık öfkeye dönüşüyor. Öfkeli bir fısıltıya. Seni öyle bir şüphenin pençesinde kırandırmış ki. Arabeske bağladım ben yine. Aslında amacım buraya gelip senin içini rahatlatmaktı ama yani senden yana benim artık bir şüphem yok demekti. Ama sıktım galiba. Boş ver, unutalım git. Bana sorarsan sen yine kolay yolu seçiyorsun. Savaşmak yerine kaçıyorsun. Belki savaşmaktan değil de gerçeklerden kaçıyorumdur. Ona eski sevgilim demekten kaçıyorumdur. Ya da onunla hiç sevgili olmadığım gerçeğinden kaçıyorumdur. Ben şimdi Hazan'a sorsam, biz seninle eskiden sevgili miydik diye. Sence ne cevap verir bana? Birlikte film izlemedik, dans etmedik. Yemeğe bile çıkmadık. Yani yapmadıklarımız yaptıklarımızdan daha fazla. Fazla da bunca yaşanmamışlık içinde benim bu aşk acım neden bu kadar fazla? İşte bazen öyle olur. Yaşayamadıkları yaşadıklarından daha fazla koyar insanı. Yaşadığın gibi seversin ama yaşamadığın kadar sevmiş olursun. Senin de kafa uçtu galiba artık. Hep sen mi uçacaksın? Bu aşk acısı bana yaramıyor be abi.
Valla. Ya kendimden sıkıldım ben iyice ya. Ben en iyisi koyup kafayı yatayım. Ve yarın modelimizi görme zorunluluğuna kadar susayım. Sinan. Sen Azan'la en çok neyi yaşamadın? Konuşamadım. Her şeyin mahvolduğu günden sonra... Ya bir gün bile... Bir gün bile karşıma alıp böyle... Bize ne oldu, ben bu ilişkiye ne yaptım Azan diyemedim. Konuşamadım. Ama bu gerçekten konuşmak. Yani sadece o ve ben. Başka kimse olmadan. Ne o ne ben kaçacak hiçbir yerimiz olmayacak. Hatalarımızdan, şüphelerimizden, öfkelerimizden saklanmadan. Üzerimize yıkılmaz kırılmaz bir kapı kapanmışçasına. Birbirimizden başka çıkışımız yokmuş gibi. Biz Azan'la konuşamadık. Ya seninki de soru şimdi. Konuşmakmış. Ya kuş uçtu gitti artık, benim değil. Ben anca artık böyle kendi kendime konuşur dururum işte.